Merhaba sevgili izleyiciler. TEFE 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Bandırma Spor Göztepe maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da yine memnun olurum. Tabii ki Perşembe günü çekmiş olduğum TEFE 1. Lig'deki maç tahminlerini üzerine yapmış olduğum videodan sonra yani bu şu ana kadar herhalde 6 maç oynandı ve 6 maçta tek tutturabildim bu oldu. Gerçekten bu hafta çok sürprizlerle geçen bir hafta oldu. Dün akşam özellikle Altay Erzurum maçında Erzurum'un maçı kazanamaması, bugün Tuzla Spor Adana Spor maçının 1-2 bitmesi gibi, 2-1 bitmesi gibi özür diliyorum. Enteresan sonuçlar ortaya çıktı tabii ki. Biz de bugün Göztepe Bandırma Spor, Teksüt Bandırma Spor Göztepe maçıyla sizlerle birlikteyim. Daha çok bu maça kanalize oldum. Yani aynı saatte Tuzla Spor, Adana Spor maçı da vardı. Dönüşümde olarak izledim ama daha çok bu maça adapte oldum. Maça şöyle başlayalım. Maçı 2-0 kazandı Göztepe ve puanını an itibariyle 45'e yükseltti. Maç fazlasıyla aradaki puan farkını Eyüp Spor'la 4'e indirdi. Bandırma Spor ise 32 puanda kaldı. Özür dilerim, 33 puanda kaldı ve bu hafta oynanacak diğer maçlara akabinde playoff potasının dışına çıkma ihtimali de var. Zaten Perşembe günü çekmiş olduğum videoda Bandırma Spor ve Göztepe hakkındaki düşüncelerimi dile getirmiştim. O yüzden genel bir görüş belirtmeyeceğim. Direkt maça geleceğim. Maça bugün Bandırma Spor kalede Akın Alkan'la başladı. Üçlü defansta Batuhan Yayıkçı, Sergen Piçincioğlu ve Mekser üçlüsü oynadı. Beşli orta sahada kanatlarda bir tarafta Emre Batuhan adı güzel. Diğer tarafta ise oynayan futbolcu bugün Rahmetullah Barış Bek'ti. Ön libero pozisyonunda oynayan futbolcu Remy Mulumba oynarken iç oyuncuları olarak For ve Levent Ayçek oynadı. İleride ise Seku'yla Jite 11'iyle sahaya çıkmıştı Bandırma Spor. Konuk Göztepe'de ise bugün kalede Lis'le başladılar. Onlar da üçlü defansta onların da iki takım da 3-5-2 oynadı. Yani 3-5-2 oynayan iki takımı karşı karşıya geldiği bir maçtı. Üçlü defansta oynayan futbolcular Ümit, Taha Altı Kardeşler ve Hailton'du. Onların önünde oynayan futbolcu ön libero pozisyonunda Yalçın Kayan'dı. Yalçın Kayan'ın yanında iki iç oyuncusu olarak da Göztepe'de oynayan futbolcular Ahmet Yıldız ve Ahmet'le birlikte Denis'ti. Kanatlarda o günle İsmail oynarken ileride en uçta oynayan futbolcular ise Lundqvist. Lundqvist'le birlikte oynayan diğer futbolcu ise Kubilay Kanatsız Kuş'tu. Açıkçası hani ilk yarı dengeli geçen bir oyun oldu. Dengeli geçmiş olmasına rağmen daha ciddi pozisyonları üreten takım Göztepe oldu. Konuk Göztepe. Bir yan top organizasyonunda Kubilay'ın bir vuruşu Akın'ın üstüne gitti. Öyle bir pozisyonu vardı. Bu pozisyondan çok kısa bir 3-4 dakika sonra yine Yalçın Kaya'nın ön alanda yapılan bir baskı neticesinde Yalçın Kaya'nın önüne çıkartılan topta vuruşu ceza alanı dışından Yalçın'ın vuruşu direkten döndü. İlk yarının sonlarında bir duran top organizasyonunda Bandırma Spor'un bir pozisyonu vardı. Top ters bir vuruşla direği yalayarak dışarı çıktı. İlk yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı ama daha ciddi pozisyonları yakalayan taraf Göztepe'ydi. Oyununa dengeli olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarıda oyunu rakip yarı alanda Dikan biraz daha Göztepe oldu. Maçı daha çok isteyen, arzulayan Göztepe oldu. Ve golü de oyuna sonradan giren futbolcu. Tabii ki gole kadar oyun rakip yarı alanı yıktıktan sonra pozisyonlar da buldu. Yalçın Kaya'nın bir tane uzaktan şutu vardı mesela. Ceza alanı içerisinde çok fazla girmeye başlamıştı Göztepe. Ve oyuna sonradan giren Romulo'nun ceza alanı içerisinde çıkarttığı güzel bir topta, altı pasın içerisinde çıkarttığı güzel bir topta Yalçın Kaya'nın atmış olduğu golle 1-0 öne geçti Göztepe. 1-0'dan sonra biraz daha geriye çekildi Göztepe. Bandırma Spor oyun rakip yarı alanı yıktı ama çok ciddi pozisyon buldu mu dersek açıkçası çok fazla ciddi bir pozisyon ürettiğini söyleyemeyeceğim. Bir pozisyon vardı sadece. Hani onu belki kaydeder bir pozisyondu. Bir kafa vuruşu. Jite'nin kafa vuruşunda Lis yani aslında çok sert bir kafa vuruşu yapmadı ama Lis topu sektirdi ve tam çizgiyi geçti mi geçmedi mi çok net karar verebildiğimiz bir pozisyon olmadı. Kameralarımıza gösterdiği kadarıyla geçmemiş gibi görünüyor ama Bandırma Spor stadının biraz kamera çekim açılarının kötü olmasından kaynaklanıyor. Çünkü stadda kamera bakış açıları çok müsait bir stad değil Bandırma'nın stadı. O yüzden
mümkün olduğunca kameralardan görebildiğimiz kadarıyla topun çizgiyi geçmediği noktasındaydı. Tabi burada futbolcuların biraz yüz hatlarından mimiklerini okumakla da aslında böyle bir noktaya gidilebilirdi. Çünkü listede sanki top çizgiyi geçmiş gibi ya şöyle bir şey vardı, ifade vardı. Yani eyvah gibi bir içinde bir endişe uyandırıcı bir yüz mimiği oluşmuştu aslında ama yani kameraların bize gösterdiği açıdan da topun çizgiyi geçmediğini gördük. Tabii ki son dakikalarda ise yakaladığı pozisyonda Romulo topu filelere göndererek Göztepe ikinci golü kaydetti. Ve bu golden sonra da hatta 90+5. dakika, 4. dakikada Bilal Mesudi'nin de kaçırdığı bir pozisyon var ki o da gol olsa maç 3-0'a bile gelecekti. Yani Göztepe hak ettiği oyunu, hak ettiği bir skorla alarak Bandırma deplasmanından, zorlu Bandırma deplasmanından galibiyetle ayrılmış oldu. Şimdi Göztepe'nin bu maçtan sonra birazdan nispeten fikstürü kolaylaşıyor. Gelecek hafta Göztepe, yanılmıyorsam hemen şöyle bir teyit etmek için bakacağım. Manisa Futbol Kulübü maçı var. Manisa maçından sonra Adana deplasmanı var. Sonrasında Bolu, Urfa, Keçiören gücü. Yani Kocaeli maçına kadar 5 maç sonra Kocaeli maçı var. Kocaeli maçına kadar nispeten biraz daha alt sıralarda ve orta sıralardaki takımlarla oynayacağı için biraz daha fikstürü kolay gibi görünüyor. O yüzden böyle bir avantajı olacak. Yani seri galibiyet silsilesini devam ettirebilir Göztepe buradan Kocaeli maçına kadar. Böyle bir avantajı var. Ayrıca son Perşembe günü çekmiş olduğum videoda da zaten Romulo'nun ne kadar bu takım için önemli bir oyuncu olduğunu dile getirmiştim. Bugün de farkını ortaya koydu. Ben Göztepe velev ki Süper Lig'e çıkarsa bu futbolcunun Süper Lig'de de fark yaratacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Bilal Mesudi'nin de fark yaratacağını düşünüyorum Süper Lig'de bu iki futbolcu oynadığı takdirde. Bandırma Spor tarafına dönecek olursak Bandırma'da işler iyi gitmiyor. Bandırma'da zaten işlerin iyi gitmesi için de çok da bir sebep yok. Hüseyin Hoca ile takımın dokusu hiçbir şekilde tutmadı. Ama hani bu takıma şu anda kim gelirse gelsin ben dokusunu da tutma ihtimalini de zayıf görüyorum. Çünkü bir kere yönetim takımın şu anda çok takımla ilişkisi yok. Çünkü biliyorsunuz her Bandırma Spor'la ilgili düşüncelerimi dile getirdiğimde Onur Göçmez'in Beşiktaş As Başkanlığı'na geçtiği günden sonra bu takımdan istifa etmesi gerektiğini hep sürekli dile getiriyorum. Yönetim bir kere zaten takıma çok vakıf durumda değil şu anda bence. Ayrıca Hüseyin Hoca ile bu takımın dokusunu tutmayacağı da bir aşikar. Çünkü bu takım üçlü defans oynamaya müsait oyunculardan kurulu değil. Mekser ve Sergen belki ikili oynasalar çok iyi olabilir. Ya da Batuhan, Sergen belki iyi bir ikili olabilir. Ama bu üçü yan yana oynamaya müsait oyuncular değil. Çünkü bu üçünün de ayakları çok çabuk oyuncular değil. Üçü de stoper olarak iyi stoperler ama ayak çabukluğu anlamında, pozisyon bilgisi anlamında iyi olmalarına rağmen ayak çabukluğu anlamında ayakları çabuk oyuncular değil. Üçlü defanslı oynayan oyunculardan en az birinin, mümkünse ikisinin ama en az birinin ayaklarının çabuk olması gerekiyor. O yüzden Hüseyin Hoca'nın bu oyuncu konjektürü Hüseyin Hoca'nın oyun mantığına çok uygun değil. O yüzden ben Hüseyin Hoca'nın da bu takımda çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Bakalım gelecek haftalar Bandırma Spor adına neler getirecek, bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmında yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.